Kahraman Bey, emlakçı Zeki Bey geldi. Salonu aldım. Tamam, geliyorum. Kızım, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlayamadım ben Kıymet Hanım. Ne yapmış yine? Ben bu zamana kadar hadi susayım dedim. Belki kendisi anlar dedim ama yanılmışım. Bak Elif kızım, bu senin yaptığın çok yanlış. Bu adam evli. Sen hiç mi düşünmüyorsun biz baş başa konuşurken acaba bu adamın karısı ne yapıyordur diye? Ha? Git de odasına bir bak istersen kızcağız ne halde. Yakışıyor mu bunlar sana? Ama Kıymet Hanım, ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Aması maması yok kızım. Aması maması yok. Biz seni onların evlilikleri perçinlensin, istedikleri çocuğa sahip olsunlar diye bulduk. Temelli bu ailenin içinde kalacak halin yok kızım. Bebeği doğurduktan sonra Kahraman'la Defne'nin kucağına vereceksin. Sonra herkes kendi yoluna. Biliyorum Kıymet Hanım. Benim de başka bir niyetim yok zaten, merak etmeyin. Ama beni bu şekilde itham edemezsiniz. Hiç boşuna konuşma kızım. Kabahatin büyük. Bakın Kıymet Hanım, siz gerçekten beni çok yanlış anlamışsınız ya. Ben sadece... Elif, bak kızım, güzel kızsın. Allah için. Benim oğlum da bir erkek nihayetinde. Sana alaka gösteriyor olabilir. Ama o evli kızım, evli. Hep de öyle kalacak. Sen de bu çocuğu doğurduktan sonra kendi hayatına döneceksin. Kahramanla yakınlaşman sana ne kazandırır, ha? Sadece onurun adın lekelenir kızım. O yüzden anneni de bacını da al, bizim Reşadiye'deki eve gidin. Ev, ev üstüne olmaz kızım. Biz buraya kendi isteğimizle gelmedik Kıymet Hanım, biliyorsunuz. Ziya Bey ve Kahraman Bey istediği için buradayız. Sadece bebek için, o güvende olsun diye. Kalacak da değiliz zaten. Ha, şöyle, sen bizim toprağın kızısın kızım. Bizim mayamızdan ekşi hamur, suyumuzdan sel, çamur çıkmaz kızım. Sen de toprağına, özüne yakışanı yap. Ben bugüne kadar kendime yakışmayacak hiçbir şey yapmadım Kıymet Hanım. Bu saatten sonra da yapmam. Bundan sonra yanlış anlaşılacak hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Şimdi müsaadenizle annemle kardeşimle konuşayım. Eşyalarımızı toplayalım. Müsaade senin kızım. Bu ev bark meseleleri olmasa yüzünüzü göremeyeceğiz Kahraman Bey. Vallahi öyle Zeki. Yoğunluktan. Hep halimiz öyle ya. Hadi öyle olsun. Ne yaptın? Bir şey bulabildin mi? Vallahi elimde pek bir şey yok. Aradığınız özelliklerde bulmak zor. Ama sizin için 4-5 tane buldum. Buyurun resimleri. Yatırım işi mi düşünüyorsunuz? Evet, öyle sayılır. Geleceğe yatırım. Bak, işte bu. Tam da aradığım villa. Zaten buraya gelmeyi hiç istememiştim. Ne bu konak bizi taşır, ne de biz bu konağın musibetini. Allah'a şükürler olsun, başımıza daha fazla şey gelmeden çekip gidiyoruz buradan. Ya yine apar topar neden gidiyoruz? Yeni geldik zaten. Naz, yeter artık, soru sormayı bırak. Aa, Nazlı'ya kızma, o da haklı. Bu ailenin rüzgarıyla aylardır oradan oraya savrulup duruyor kızcağız. Cık. Hadi neyse. Ben çamaşırhaneden yıkanan eşyalarımızı alıp geliyorum. Siz de daha fazla oyalanmayın. Bir an önce gidelim buradan.
oluyor? Sende bir haller var, anlatsana. Yok bir şey Nazlı. Annem haklı. Buradan gitmek hepimiz için en iyisi. Sen de hadi git eşyalarını topla, bakma öyle. Hadi.